Merhaba arkadaşlar. Dün çekmiş olduğum videoda sizlere TeamSpeak'in resmi sitesiyle irtibata geçtiğimi ve soyguncuları onlara ihbar ettiğimi söylemiştim. Bana teşekkür etmişler raporladığım için ve en kısa zamanda halledeceklerini söylemişler. Tabii bu bir suçtur arkadaşlar. Bu adamlar büyük bir ihtimalle kurumsal bir firma. Yani 10 yılı aşkın süredir insanlara hizmet veriyorlar. Ki biliyorsunuz biz 2010-2011 yıllarında oynadığımız zaman TeamSpeak kullanırdık. O zaman Discord yoktu. Tabii insanlar TeamSpeak kullanmaya korkuyor. Herkes Discord kullanıyor. Bu adamlar için müşteri kaybı, itibar kaybı. O yüzden bu adamlar büyük bir ihtimalle bunu Google'a bildirecekler. Şikayetçi olacaklar. Gerekirse tazminat alacaklar, telif alacaklar ve bir şekilde halledecekler. Ama sizlerin de şikayette bulunması gerekiyor. Ben üzerime düşeni yaptım arkadaşlar. Yani sadece ben değil, sizler de soyuldunuz. Ben üzerime düşeni yaptım. Sizler de Facebook'tan girip TeamSpeak'in orijinal yetkili sitesine bildirimde bulunursanız, İngilizce yazarsanız arkadaşlar, yani birkaç yerden şikayet geldiğine, 300-500 tane şikayet geldiğini görsün bu adamlar. Bunu bizim yapmamız gerekiyor. Yabancılar yapmıyordur. Çünkü aramalarda bu bizde çıkıyor arkadaşlar. Yani Türkiye'de çıkıyor. Bir Fransız TeamSpeak yazdığı zaman onlara o link çıkıyor mu onu bilmiyorum. Büyük bir ihtimalle bu bizde çıkıyor arkadaşlar. Çünkü geçenlerde bir video izledim. Yine soyulmuşlar. Arkadaş Kanada'dan yazıyor. Google'a TeamSpeak yazıyor. Onlara çıkmıyor. Yani Türkiye'de çıkıyor bu. O yüzden Türkiye'den bildirmemiz lazım. 300-500 kişi şikayette bulunsa gerisini onlar halleder. Ve dedim ki programınıza Trojan veya Keylogger ekliyorlar. Bu şekilde insanları hackliyorlar ve insanlar TeamSpeak kullanmaktan korkuyor dedim. Teşekkür etmişler raporladığım için. Yani programlara bir program daha eklenebilir arkadaşlar. Bu çok basit. Yani siz mesela bir Discord indirirsiniz ama Discord'un içine hangi programın enjekte edildiğini bilemezsiniz. Bunun için binderler vardır arkadaşlar. Bintlersiniz bir programı, enjekte edersiniz. Bakın size göstereyim. Hatta programa bile gerek yok. Bunu Windows'un kendi ortamında bile yapabilirsiniz. İki programı birleştirebilirsiniz. Bakın şimdi size göstereceğim arkadaşlar. iExpress yazıyorum çalıştıra. Siz de burada çalıştır yoksa Windows tuşuyla R tuşuna bastığınız zaman burası çalıştır butonu gelir arkadaşlar. iExpress yazdığınız zaman karşınıza şöyle bir sayfa gelecek. Şimdi bende fazla da program yok. İleri diyoruz. Bir daha ileri diyoruz arkadaşlar. Buraya herhangi bir isim yazıyoruz. İleri ileri diyoruz. Şimdi burada birleşecek iki tane dosya seçmemiz gerekiyor. Bakalım ne seçelim. C'den. Program Pies'tan. Evet arkadaşlar. Binrar'ı seçeceğim. Bir de Media Player. Evet bu güzel. Windows Media Player Exe'yi seçeceğim. İki programı seçtim gördüğünüz gibi. İleri diyorum. Yüklenecek olan program install. Diğer çalıştırılacak komutla çalıştırılacak olan program Media Player. Bu şekilde ayarladık. İlerliyoruz. Bakın. Şimdi Trojanların şöyle bir özelliği vardır arkadaşlar. TeamViewer gibi düşünün.
bilgisayarı olduğu gibi görürsünüz. Ama TeamViewer'da hissedersiniz birinin bilgisayarınıza bağlandığını. Görürsünüz. Panellerden fark edersiniz biri bağlanıyor TeamViewer'la. Ama Trojan'da öyle bir şansınız yok. Sizin gördüğünüz gibi ekranınızı görür. Siz bunu fark etmezsiniz, hissetmezsiniz. Ve Trojanlar TeamViewer'dan daha teferruatlıdır. Uzaktan bilgisayarınızı sizin gibi kullanabilir. Bütün dosyalarınıza erişebilir ve siz bunu fark etmezsiniz. Ara sıra mouse'unuz şu şekilde belki hareket ederse hissedersiniz. Onun dışında hissetmezsiniz arkadaşlar. Dosya upload yapabilir. TeamViewer'da da yapabilir bunu. Görebilirsiniz. Orada dosya yükleniyor, dosya alınıyor falan yazar. Trojan'da bunu göremezsiniz. İki bölümden oluşur. Server ve client diye. Server'ı ayarlarını yaparlar arkadaşlar. Server'ı size gönderirler. Yani dünkü videoda gönderme şekillerini anlattım. Hani bunu bir oturan virüsü olarak yapabilirler. Bir flash belleğe falan koyabilirler. Ya herhangi bir şekilde size bunu mutlaka yedirirler. Mesela çok güzel bir Discord buldum der. Discord'u alır. Bunun içine enjekte eder şimdi benim gösterdiğim gibi. Siz kurarsınız. Aa çok güzelmiş Discord dersiniz. O arka planda server çalışır arkadaşlar. İşte arka planda size hissettirmeden çalıştırması için buradan hidden gizli seçeneğini seçebilirsiniz. Seçmeyeceğim. Ki serverların şöyle bir özelliği vardır. Çalıştıktan sonra kendini kaybet. Şimdi masa üstünde mesela. Üstüne tıkladınız. Hiçbir şey açılmayacak karşınıza. Açılır gibi yapacak. Bir program sanki açılacakmış gibi yapacak. Yok olacak. Masa üstünden de yok olacak o. Kendini yok edecek. Serverların öyle bir özelliği vardır. Yani programa eklediği zaman sizin onu görme şansınız yok. Şimdi denememizi yapalım arkadaşlar. Masa üstüne çıkartalım. ABC.exe olarak çıkartalım. Restart'a gerek yok. Bunu da kaydetme. Evet arkadaşlar, siz bunun bu şekilde olduğuna bakmayın. Bunu ikon programlarıyla ikon ekleyebilirim. Windows'un kendi ortamında da ikon ekleyebilirim. İkonunu değiştirebilirim. Mesela Discord'un ikonunu alırım. Night Online'ın ikonunu alırım. Movavi'nin, OBS'nin ikonunu alırım. Bunu ekleyebilirim. Yani bunu süsleyebilirim. İkonuna aldanmayın. Evet, çalıştıralım bakalım. Gördüğünüz gibi WinRAR açıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tabii ben WinRAR'ın programını yani bu açılan paneli birleştirdim. Bunun setup'ını birleştirmiş olsaydım şu anda kuruluyor olacaktı. Mesela WinRAR kuruluyor diyecekti. Anladınız mı? Setup'ını değil. Program Python WinRAR'ın ana paneliyle birleştirdim. Bakın kapattım. Media Player çıktı karşıma. Görüyor musunuz? Bir daha deniyorum. Bakın. Tıklıyorum. WinRAR. Kapatıyorum. Media Player. Ki az önceki hidden seçeneğini seçmiş olsaydım siz bu Media Player'ı görmeyecektiniz arkadaşlar. Bu arka planda kurulum yapacaktı. Ve Trojan'ı yemiş olacaktınız. Lütfen siz de şikayette bulunun. Yani bir kişiyle olmaz. Ben bu kişileri mahkemem olduğu zaman mahkemede sunacağım arkadaşlar. Orada da göstereceğim insanların nasıl soyulduğunu. Ve bunların bir ekip olduğunu vurgulaya vurgulaya, bastıra bastıra hakime söyleyeceğim arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.